Selamlar dostlar, sizlerle bugün Enzik 4. bölüme giriş yapıyoruz. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bir like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Şimdi Gala kardeş, English Channel'dan bir şekilde geçtik karşıya da İngiliz ana karasını da tutan yani adamlar boş değil. Şimdi iki ihtimal var. Ya Fransa ana karasından çekilecekler, buraya gelmeye çalışacaklar, ya İngiliz şey Fransa düşüreceğim. Ya da tam tersi olacak da bizim piyade sayımız çok az. Onun da az, bizim de çok az. Yani İngiliz'in piyade sayısı bayağı az. İngiliz'e yardıma gelirlerse sorun bu arada. Gelmezlerse değil de. Yani İngiliz'e paket atarsam sorunumuz çözülüyor. Ama atamazsam bir ufak sorun. Bu arada bu gerçekten tank ya. Bu gerçekten tank ya. Londra'yı düşürdük. Çok bir canı kalmadı bu arada İngiliz'in. İngilizlere kolay düşen bir devlet. Birmingham'a da girdik. Havalimanlarını alırsam uçağa da mallaşacak, güzel olacak. Manchester'a da girelim. Manchester'a. O öldü. Nasıl? Evet, İtalyanlar hemen gelmeye çalışıyor. Elde olan submarinleri hemen bir etrafına, en azından bir barikat girmiş gibi gönderelim. Bir şekilde İngiliz'i düşürebilirsem senaryo çok güzel değişecek de asker sayımız yetmiyor. Ya şu Salzburg civarında çok fazla adam tutuyorum. Gerçi eğitimde de asker yok ki olsa. Hazır değilken giriştik operasyona ama lazımdı. Bu kadar adamla da düşürmeye çalışacağız yani, yapacak bir şey yok. Paket ata ata. Direne direne. Düşürsem yeter. Yani önemli olan düşmesi. Ona düşmez herhalde ya Liverpool'a. Tamam, çember aldık, harika. Sağ ordu güruhunu halledebilirsem bu iş tamam mı? Bizim ya uçaklar mal ya. Şurada kalsanız mı? Sovyetler buraya bayağı bir yardıma geldi. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Sovyet cephelerinden biri bu çünkü. Bu bir tık sıkıntı. Harika. Şuranın paketini atabilirsem, yani bitirebilirsem güzel olacak. Ne kadar kapatabilirsek o kadar iyi. Elimde kalan son hava kuvvetlerini de burada harcamaya gönüllüyüm bu arada. Liverpool'u çember almayı başardık. Harika. İyiyiz. İyiyiz. Gerçekten iyi durumdayız. Güzel. Construction da gelsin. Cardiff'i de aldık. Güzel. Şurası ölürse. Son demlerini yaşıyor ama bura çok kötü. Yani hiç yoktan 5-6 division gelse. Şuradan hiç değilse bir 5 division çaldım ben ya. Bayağı riskli yerden çekiyorum ama yani. Toparlarız. 5 division bile çok önemli şu an. Asker de, yeni asker de gelmez. Açık vardı. Top açığı çok büyük. Yeni asker üretmeye engel. Tungsten alalım. Milteri geldi çünkü Fransa'dan, şey İngiltere'den.
Orayı açacak olması çok üzücü. Bin vuruyor ya. Piyade soft attack mükemmel. Güzel. Kazanacağız ya. İngiltere anakarasını düşüreceğiz. Şuradan bir yarma harekatı orta cepheye var mı? Heh, destekler geldi. Aşağı cephede de bir sorun yok da bombardıman yiyoruz biz buraya galiba köpek gibi. Ya da bizim Trenzorp'ta da. Yo iyi. İyi. Şimdi... Hemen takviye gelsin. Aşağıda havayı bir anlık olsun bile bırakırsa çok avantaj sağlayacağım. Bir an yani. Liverpool düşmüş. İyi, İngiltere neredeyse kapitül olacak. Glasgow'a kadar gidebiliriz. Bu kadar sürebilir ama en azından hani paketleri alabildik. Şurası yarılırsa güzel olacak. Şurası aman 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 aman, o çok önemli. Dur. Dikkat edeceğiz ya. Hiç force attack kullanamıyoruz ki. Var propaganda mı alsak? Neyden yana kaybediyoruz? Raid'den, konvoy raid'den yiyormuşuz. Tamam. Şu ikisinden kurtarabilirsem birazcık daha. Heh, iyi, güzel. Böyle yaparsak double combat'tan öldürürüz orayı. Kask uçsa rahatlayacağım da uçmadı bir türlü. Organizasyonu yetersiz çünkü piyademin. Hava onda ya. İstediğimi yaptım. Tek tayla düşürdüm. Müttefik orduları bayağı mahvolacak. İngiliz düşünce çok ciddi bir güç elde edeceğiz. Her anlamda. Donanma anlamında bile. Önce şurayı bitirelim. Liman yok. Burada paket yedik. Biraz başarısız oldu. İngiliz piyadesi çok üşüymüş. Ya da düşürebiliriz İngiliz'i. Bir yandan da sağa da vuralım. Çıkarmaydık. Neresi? Oo, Dover'e gelmiş. Gelsin. Tek limanımız Dover değil ama tutarsam çok iyi olacak. Harika. Şurada da defans yaparsam harika olacak. Hiçbir işe yaramayacak atı çıkarmam. Sen oraya gittiysen ben o limanı alayım. Burada artık hava alamıyor olabilir mi? Hayır, bizi mahvediyor hatta. Çok önemli toprak ama işte ya. Şurada biraz bir hava işi tutalım. Gelme lan. Buraya çıkarma atıyor. Yani çıkarmayı tutmak için atacağım kesin. O İngiliz oradan kaçacak. Az bir şey tanıyorsam eğer gidip oradan kaçacak. Dayanamazsa tabii. Dayanırsa ayrı ilerler. Tamam, Londra etrafında güven aldık. Şuradaki denizi hemen bir öldürelim. Kapitül oldu olacak da işte biraz kafa karıştırıyor sadece. Gidip onu itemez bu arada ya.
Çok sakin oynuyoruz zaten yani sorun değil. Hani böyle bitirmeye oynamıyorum. Kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Limanı nasıl almadık? Vur oraya da. Tamam. İzmir karısı artık bizde. Da burada bir Sovyet sıfır üretimmiş yani full içi dolu Sovyet tankı da öldü. Sovyet burada bayağı bir şey kaybetti. Onu kurtaracağım diye. Ölecek en azından biraz. Burada da bayağı bir şey oldu. İki zaten gidecek. Şu 5 birliği ver, Dover'i kaçırdı. Neyse. Bu ne? Ne çıkarmaydık ya? Pislik pislik oynamayın lan. Çok önemli değil. Ben artık İngiliz'i düşürdüm zaten. Bir de İngiliz ana karasını tutacak garnizonda asker lazım. Buranın lojistiği ne oldu bize ya? Muhtemelen buraları patlattı biliyor musunuz? Tamir edilsin hemen. Yılanlama artık, yılanlama köpek. Neyse biz bitirelim İngiltere'yi. Bir kere düşse bile bana yeterdi ki biz Anakara'da da tutunabileceğiz. Bundan sonra. Yani Anakara'daki askere benim pardon, İngiliz Anakara'sındaki askere benim Avrupa Anakara'sına ihtiyacım yok. O yüzden Glasgow düştüğü zaman önemli değil. İçinde bulunduğumuz durum. Yine çıkarma atıyor ya. Delirdi ya. Burayı aldım ya. Delirdi delirdi. Kuduruyor köpek. Kuduruyor köpek. Ya ama ora olmaz ya. O kadar da değil ya. 3 tane askerle ben bunu yapamıyorum. Benim askerlerim yani yarım yüzyılda bir ilerliyor. Bu köpeğin askerleri saniyesinde bak tak diye buradayım diyor. Norveç mi? Öldü iyi. Mal mal ölüsün o. Ya saçmalık bu ya. Vallahi bak bir saatte gitmiyor bizimki. Yani yürüse gider ama bir saatte gidemiyor. Ve takviye kuvvete getiremiyorum. Ne yapayım? Abi bu ne? Konvoydan yana patladık çünkü biz. Arkadaşlar lok... Ne? Hangi gerizekalının emri lan o? İngiliz ana karasına lojisti taşımak? Saçmalamayın lan. Ben de diyorum ne oluyor? İngiliz ana karasında yani gram etrişin yok. Onun haricinde her yerde etrişin yaşıyorduk. Hasbinallah. Glasgow'a düşer. De. Liverpool'u az kalsın giriyordu. Hallettik hallettik ya. Gene düşecek. Vallahi bak ben diyorum bombalandık herhalde. Yani biz bittik. Vah 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 diyordum. Edinburgh'dayız. Seni köpek seni. Yılanlama artık. Yılanlama lan. Ha liman yok. Liman liman liman. Gelme artık. Gelme hayvan. Gelme gelme. Bir de bak adam işte. Delireceğim. Ha bura bitmiş iyi. Git lan Rayla. Öldür şunu. Hala yılanlıyor beni. Hala da kışkırtabiliyor düşmüş İngiliz. Gün lojistik alamayacağız değil mi şimdi bir de? Bu ne ya? İyice kafayı sıyırdı bu oyun.
Allah'ım ya Rabbim ya. Kolay da düşmüyor. Tamam, ben düşmesini oynayacağım. Sana da liman da geldi dedik 50 kere. İyi, anakara en azından toparlıyor, güzel. Anakara da yani gördüğüm en enteresan olaylardan biri oldu. Nasıl toparladı? Bir günde bizi yok edebilir dedi. Allah belanı vermesin. Glasgow'u salma ya. Daha ne kadar almam gerekiyor acaba? Ben yani merakımdan soruyorum. Ona göre kendimi hazırlayayım. Düşüp düşmeyeceğine. Modern anti-tank'a da gidelim. Toparlıyor. Günde 50 tane çok yakın zamanlı sorunlarımızın hepsini çözer. Leeds ve Hull'a düşer gibime geliyor. Eğer Glasgow'u tutabilirsek bir süre daha. Evet, düşecek. Kesin düşecek. Sovyet tankın ölüm. Düştü. Mü? Hayır. Hull. Yo, bir dakika, bir şey geri aldı. Neyi aldın? Köpek Glasgow'u geri aldı da Victor Point. Oro olmuş kapitülü. Tilt. Zaten olmayan bir birliğimiz vardı. Onu da çıkarmada kaybettik. Düş artık ya. Düş artık ya. %20 ya. Hiçbir var support'un kaybolmuyor be. Yeni asker düşebilecek miyiz? Pek sanmıyorum. İyi bari, burada toparladım. Burası bu sefer de mahvoldu. Aa, bir şey düştü. Vallahi düştü lavuk. Öl. Çembere alın. Etraflarını sarın. İyi oldu. İşte şimdi Fransa düşünsün. Hem de ağır sanayimize bayağı cici fabrikalar eklendi. Amerika bile gelmiş bu arada buraya. Ya burada biraz havayı artık poşette de alırsınız, dağıtırsınız zaten. Aynen öyle. Da İngiliz anakarasını bir kurtaramadan bizim bunları bir dökmemiz lazım denize. Bir de buraya asker lazım. Ama biz ana ordudan yapamayız yani, ya da ana ordudan yapacağız değil mi? Mecbur bundan yapacağız. Yoksa çıkarlar. Eldekilerle garnizon atacağız, savunacağız, sonra değiştireceğiz de bu hiç kimsenin umurunda değil, değil mi bu? Bizim buradaki birimleri 8 tane askeri var ve limansız bölgede olmasına rağmen Attrition'da. Nasıl ordu yapmadım benim ya? Limanı yok ama uğraştırıyor. Bizim kaybı onlar için korkunç.
Ne alaka ya? Dokunamıyoruz bile İtalyan piyadesine. Kaç bin savunuyorsa köpek. İtalyan'ın kendi ana karısını böyle tuttuğunu hiç zannetmiyorum bu arada. Bir şey diyeyim. Bir ufak ofansif yaptık mı buradan ya? Şuradan bir girsek? Çok mu tehlikeli? Çok tehlikeli. Salzburg çok tehlikeli. Ama artık Channel'da yani şu İngiliz ana karasının tamamı yok olursa eğer Channel'da istediğim anda donanma alabilirim. Ya deneyebilirim en azından almayı. Burası o kadar sakat ki. Şurada öyle. El ele şura. Yukarıda hava alamıyor muyuz? Biz niye hiçbir yerde hava alamıyoruz? Düşman havalimanı yok lan. Hani Allah belanı versin. Liberation Londra ne ya? Atarız geri de. Yukarıdaki İtalyanları öldüremiyoruz. Retaking London. Peki. Gubarda galiba Londra düşünce bu arkadaş. Senin orada ne işin var ya? Seni bir yiyeyim gel. O İtalyan birimlerini kimse öldüremez bu arada. Vurmayın lan. Savunmaya geçin. Asker getirene kadar. Şuradan geçirebiliriz ya konvoyumuzu. Yani lojistik alsın çocuklar. De açıkları toparlayabilirsek çok iyi. Garnizon ne tutuyor? Tankın içinde hiçbir şey kalmadığı için keyifsiz. Şurayı alırsak şunun ikisini yok ederiz. O keyifli. İtalya'nın çok gücü var ya. Ya ama ben hani bu Fransa'nın manpower'ının biteceğine inanmıştım ya. Bu kadar taarruza. Ne bileyim öyle bir hissiyat vermişti. Orayı değil de bunu alırız. Aldığımız Londra'yı, ellerimize aldığımız Londra'yı yine ellerimize vereceğiz de bir de burayı umarım vermeyiz. Aptal aptal iş yapıp. Burada artık defans yapacağız ya. Zaten düştüğü için bayağı zor durumda ama Londra'yı alsaydık iyiydi ya. Biraz defans yapacağız. Yukarısı bitince oraya gideriz. Son tayla da bir gidebilirsen. En azından ciddi kayıplar vardı. Yani biz toprak bizim değildik yani. Alt tarafı fırsatını bulup çıkmıştık. Yani bir şey kaybetmedik ki. O ne? Buradan gelirlerse kaybederiz ama. Bunları tek bir üniteye çevirmek lazım. Kafamı karıştırıyor ya şu resmi değiştireceğim.
Hakikaten tank mı diye düşünüyorum bazen. Burada dayanırsak güzel. Mesela bir süre daha fabrikasını kullanırız. Kilsek bile çok problem değil de yani çok adamları ölüyor. Uf, bilmiyorum. Atomu atarlarsa çok kötü olur. Fransa 1,8 milyon kaybetti. Ona rağmen böyle. Fabrikası ne durumda? Fransa'nın yok. Rus'un da fena çok fazla yok. Amerika'nın hiç yok. Amerika rezalet. Yani aslına bakarsan üretim olarak ben bunlara yetişirim. Ama bir dakika şu Nemuru benim Antwerp'ına ya da bir ikisinden birine kesin girmem lazım. Yoksa lojistik yetmiyor. Girebilecek miyiz peki? Bu kadar lojistiği nasıl kaldırabiliyorsun? Yani içinin boş olması lazım bu projelerin ya. Çok kötü. Atom atmaya başlarlarsa o zaman ölürüz. Gerçi bu yıla kadar atmayan adam yani şimdi atmaz herhalde. Oo, biz silah üretmiyoruz. Dur. Üretiyoruz. Tabii fazlalık silah. Okey. Topu toparladık. Biraz tüfekten yana açık var ama topun toparlanmış olması çok iyi. Yani 100 gün içerisinde aslına bakarsanız çoğu açımızdan tamamen azat edilmiş olacağız. Bu da keyifli. Bir artıyı göremedik ama işte. Biz de çok adam kaybettik ama çok adam kestik. Buraya bir yarsak iyiydi lan. Ne la kardeş? Sizin Allah cezanızı versin ama ya. Bunun lojisi niye yetmiyor acaba? Buradan dolayı mı? Bu değildi. Modern tanka bir ufaktan gitmek isteyebilirim artık. Yani başka türlü çıkmaza girdik ya. Birinci Dünya Harbi resmen. Ya da hakikaten bir yerden sonra dirençleri kesilecek. Çünkü silahlarını kaldığını çok düşünmüyorum. Rusya da hele hele. Yani Rusya'nın silahsız kalması demek ne demek? Bir de Rusya'nın yani. Ama biz de cepheleri çok azar azar tutuyoruz ya, çok ufak ufak. Bu çok üzücü ya. Bak gene o lojistik gene gitti. Abi kafayı yiyeceğim ya, bu niye yani, niye abi? Abi niye? Niye benim kapital supply hapımı sen bana sormadan değiştirtiyorsun? Geri zekalı mısın sen ya oyun? Soru lan. Ah, sıçtık şimdi. Harika, geldi uğraş. Geldi uğraş. İngiliz ana karasına bizi atacaklar. 21 gün eliminen poşette topluyoruz artık Subway'ı. Yapacak bir şey yok. Birmingham'dan da çıkacağız. Liverpool, Manchester yapabilirsek, şu nehir arkası. Yani gizlin az önce tuttuğu gibi yapabilirsek. O da imkansıza yakın. Adam gibi geri çekilme yapabileceğimizden de emin değilim. Bari o paket bitseydi ya. En kötü İskoç dağlarına geri çekileceğim. Yani bir ayağım burada dursun. Burada da bayağı ciddi bir ordu Etrişin'de kaybetsinler. Yok, siz öldünüz. Çık. Başarısız bir operasyon. Gerçekten kötüydü. En azından bayağı zarar verdik. Patlat.
Hotlots. Biz geleceğiz, tekrardan geleceğiz. Üstünü bir kere aldıysan bir daha alırım ben. Burayı da yok et. Fakat gitti ya. Ona çok üzüldüm. Tamam, şimdi salla. Glasgow hattı mı olur? Neresi sapla yap? Edinburgh. Şu iki daha. Okay. İki daha da bana efektif bir savunma kurun. Üçlü. Daha iyi bir savunma genelde tercih. Kurt olur. Oyunun trollemesi yüzünden biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Yapacak pek bir şey yok yani. İngiltere geri doğdu. Şunu bir öldürelim giderek. Harika. Zaten Loyalist'i de bombaladım. En azından İskoçya'dayız. Geri saldıracak güce ulaştığımız anda gideriz. Sovyetler yine burası için dünya kadar fedakarlık yaptı. Çok fazla tank gitti. Batı cephesine savaştıracağı tankları gelip burada halletti. Aldı. Aa, oraya alalım. Edinburgh. Oo, oy oy oy. Dur. Oraya niye önemli? Onu da söyleyeyim. Çünkü şey. Nehir geçişi. Oraya nehir geçişi. Onu hemen bir alalım. Ustam orası önemli. Oraya mümkün değil itemez. Oraya alırsam mümkün değil itemez. Aynen öyle. Tamam. Babacım line'a da daya. Buyursun gelsin, isim bekliyorum. Diğer orduyu da üst limana. Bir tane daha asker ver. Onu da en üst limana. Limanları da çıkarma attırmayın. Şu İngiliz garnizonunu öldürür müsünüz? Güzel. Tamam. Şimdi tekrardan Fransa'ya bakabiliriz az buçuk. Ya bilmiyorum, Fransa'ya şu an gitmek bir tık zor. Zor. Ama topçu açıklarımız toparlanıyor en azından. Bu aptal şey mekaniği olmasaydı, supply sıkıntısı mekaniği olmasaydı burada da yaşardık bu arada. Hiç yoktan bir İskoçya'mız oldu. İngiltere'nin işgal edilmesi en zor yerlerinden birisini aldık. Kalıcı olarak. Gelip bizi orada darlayamaz. Biz bir daha çıkarız ama İngiltere'ye, merak etmeyin. Fransa'ya olan inancımız gitti bizim ya. Kampanya giremez miyiz biz bu kadar ya? Zor. Bir gelsin ekipman, toparlasın. Şunların hepsini de normal piyadeye çevirelim. Yıldız'a gerek yok, burada gerek yok. Ekipman toparlasın, daha farklı şeylere gideriz. Lojistik bombalıyor da, başka da bir şey yapamıyor. Fırsat var şurada ya. O top bir tık önemli. Trench Warfare'a döndüm. Fransızların içi boş da bu sefer İtalyan ve Amerikan birlikleri var. Madem ki İtalyan ve Amerikan birlikleri var. Ben diyorum ki İtalya ile bir cephe daha başlatır mıyız? Zor. Ya burada milyonlarca kayıp verebilirsiniz. O bir kere oturmuş bir yerde mümkün değil. Dağlarda bir de, hele hele dağlarda itemezsiniz. Güzel, orada bir triggerlandılar onlar. İtalya'nın manpower'ı bitebilir mi? Hayır. Ama asker alım yasasında yukarıda. Biz de yukarıdayız ya. O asker alım yasası çok fazla. Çok fazla. Attrition olan yerler var. Belki tank üretebilirim ama. Toparlayayım da. Aha, top vallahi artıya geçti. Hemen bir tüfeği de arttığını görelim. En büyük açığımız bitti arkadaşlar. En büyük açığımızı kurtardık. Top bitti yani. Ve top bundan sonra sıkıntı da yaşatmayacak. Hemen bir support ekipman açığımız ciddi ölçüde olacak. Çünkü lojistik girmeyi düşünüyorum. Lojistik kampanya girmeyi düşünüyorum. Motorla beraber şunların artışı olsun. Topu şöyle yapabiliriz. Topu hiç öyle yapmayalım. Tamam mı? Top bir tık daha olsun. İkinci topu girelim. Piyade tank değil, hayır, dur. Main piyademizi bu olarak belirledim bu arada. Buna bir top daha girer. Tamam mı? Yani 40 vit oynarız. Ama 40 vit oynamak için de lojistik lazım. Kampanyayı alamıyor muyuz ya? Yok baba, 4000 savunuyor adam ya.
Intel, Country, Commander Skill. Mümkün değil. Ama bir ihtimal İngiliz'in artık hani çok uçağa basamadığı bir senaryo. Biz hardcover'a inansak şeyler olur muydu? Japonlar yani Singapur'u kaybetmeseydi çok iyi olurdu bizim için. Singapur'dan yani lastik alamayan İngiliz uçağa basamayacaktı. İyi olacaktı. Biz burayı kesin kurtaracağız ama ya. Yani mümkün değil. Tank lazım. Bunu görmüş olduk. Tiger. Tiger değil, hayır. O bir kere olur. Tiger değil, hayır. İnşaat teknolojisini salla. Hemen bana bir modern şase. Basacaksak adam gibi bir şey basalım. Bunlar sıkıntılı şeyler ya. Bizim bir de yani bu bombardıman sevdası bitmedi bu Alliance'ın. Ben düşürmekten bıktım. Onlar bombalamaktan bıkmadı. Bakmayın, ciddi bir uçak şeylerini düşürdüm. Filosunu. Yani yere kesilemeyen bir şeyi piyadesiyle zar zor belki bir yerden sonra itebilir. Şu oyuncaklardan bana versene. Biraz üretsene. Rudofens'i geri aldık galiba. Ne açımız var? Piyade ekipmanı. Toplar toplar. O toplar. Top da artıya geçtik ya. Geri kalan her şey toplar. Bir dakika ya. Hakikat mi? Yok. Kapital supply yapıma baktım da yani galiba Hanover mı? Yok. Berlin değil, ondan eminim. Yine Berlin değil. Galiba Berlin'i bombaladıkları için oldu diyeceğim de yani nereden geliyor bu? Amsterdam. Tamam, Amsterdam olur kapital supply. Bak ona eyvallahım. Amsterdam'a eyvallah. Ama İngiltere olmasın. Bombalamaktan zaten iflahımız canımız yandı. Antwerp'ına girebilsem, keşke girebilsem. Keşke. Yani bilmiyorum artık sanki o işi geçtik ya. Yani ben ne onun ne ben onun piyadesini itebiliyorum ne o benim piyademi itebiliyor. İçleri dolu piyadesi. Yardım mı aldı lan bu? Ah be Türkiye'm be. Ah be Türkiye'm be. Elinde ne varsa kayış gibi fırlattı valla. Yalan kulda bize yardım etsin lan. Çok zor bir seri. Denizaltı konvoyu bayağı iyi ürettik ya. Denizaltıya daha fazla inanabiliriz. Sıkıntımız yok şu an çok şükür. Güzel. Niye ayrıldılar lan? Bunlar yanlış tuşa bastım çünkü. Neyse göreve gidiyorsa sorun yok demektir. Rus'un konvoyunun kalmamış olması lazım. 422 fabrika Rus. İngiltere'yi elde tutsaydık bizim daha fazla olurdu. Bakalım modern tankı getirirsek olur. Modern tankla bir şeyler yaparız. Tüfek zaten şimdi toparlıyor. Anti-air zaten toparlamıştı. Yo, anti-air top... Deri ihtiyacımız var, evet. Bir tık topu azaltacağız o zaman.
Modern top ne kadar arttırdı acaba ya? 800 soft atak şeyde, Fransa bölüklerinde de 300 bir topçu olmasına rağmen. İkinci topçuyu girsek demek ki hiçbir şekilde itemeyecekler bizi. Ben bir tık yanlış oynadım ve çok şanssızlıktı ya. Fransa'nın üzerine genellikle düşürüp oynamayı oynardım. Bu sefer yapamadım, beceremedim. Gerçekten çok zor bir seri. Bir de yani devasa yardımlar geliyor adam ya. Aslında bir şey diyeyim mi? Burada en mübahı Rus cephesi ama işte hazırlık süreci var. Kurul üzerimiz olmasa Amerika'nın da normalde 50-60 askeri olurdu. Şimdi onlar da uçtu. İtalya'nın zaten askeri gücünü görüyorsunuz. Bizim burada yapacağımız en klas hareket bekleyip modern tank açıp ondan sonra sağlam vurmak olur. En sağlamından öyle vururuz. Modern tankla beraber vururuz. Yanlış yaptım. Tank olmadan burayı itemem. Kesin. Uçak üretsem bir faydası olur mu diye düşünüyorum. Ona da inanmıyorum. Ha, burayı itebileceklerine de ihtimal vermiyorum açıkçası. Biraz sivil basacağım. Evet, kafayı sıyırdım. Sivil basacağım. Friesland. İyiymiş de. Berlin'e basayım da bari bombalanırsa geri alırız sivilimizi. Gerçekten sivil basacağım. Kafayı sıyırttım yani. Hatta sivil advisor var mı ya? Kuruduk. Fabrika basamıyorum bombalanmaktan. Evet, bir eksiğimiz sendin, sen de gel kardeş. İyi. Topçunun son nesli geldi. Bir tık canımızı yakacak ama galiba çok hissatları var. Hemen bir bakayım. Belki çok kırıktır. 60 soft attack. Breakthrough da güzel. Breakthrough demişim, defans da güzel. Ki breakthrough da güzel, neyse. Güzel. Güzel. Ballistik kampanya lazım. Bir sonraki sefer mevsim için. Birliklerin istediği supply'ı düşürürsem bu arada çok iyi olacak. Yine Varex şey oldu, tepeye çıktı. Hala konvoyu kesebiliyoruz. Eğer ki İngiliz işgalini tamamlayabilirsem güzel bir hamle yapacağız. Fransa'yı dışarıdan yani Amerikan yardımı olsun, diğer yardımlar olsun muhtaç yani sıfıra düşürebilirim. Ablukaya alabilirim. Rus çok fazla silah yardımı istiyor ama yani Rus'un ekipman stoğu çok zor dolar gibime geliyor. Dolar ama yani bizimki iki kat daha dolar. Şuradan gidersem askeri geçiş sen Ruslara verdi miydin kardeş? Vermez olur mu? Vermemiş. O zaman Rus burada paketti. Deneyelim. Ya pakete girecek eğer burayı alabilirsem. Ama mümkün değil ki Salzburg riski attım. Neyse. Command Power'ı halledersek daha iyi olacak. Şu Raid, nerede o? Raid. Visibility değil, hayır. Ya da o. Doktrin ne durumda? Naval Doktrin. Raid fullledik mi? Ona bir gidelim ya. Tabii ki de gidemiyoruz. Birkaç şey bug'lı olmasaydı daha iyi olurdu. Ne bileyim işte hani ticaret, şey doktrinler, şu supply mekaniği. Yani... İnat da Amsterdam aldı. Oraya biraz zor çıkarsın aslanım be. Bu kadar da değil. Bu
Rus atıyor ya. Rus nereden atıyor acaba? Fransa'nın karısını atıyordu. Çünkü buradan üstünlük alamaz. Geldi. Modern geldi. Modern geldi. Hoş geldi. Gel bakalım evladım. Şimdi. Heavy tank topu olur mu bilemiyorum. Yani 170 piris olmayacak iş değil. Ama kaynak açısından da bakmamız lazım. 3 tungsten, 3 1 kronyum, 3 steel. Kronyum neyse de çeliği yapamayız. Yok, kronyum da bulamam. Bulurum gerçi. Tamam, yüksek derece yaparsak 2-1-2. 175 pirse de delinmeyecek tank yok AI'da. Peki senden sana geçiş ne kadar fark ettiriyor production olarak? Her türlü advanced kullanacağız. Okey. Keşke şeyler yan toplar açık olsaydı. Ama bu tanka ihtiyacımız var. Düşmana delinmeyecek bir tank yapmamız lazım. Sayısı çok az olacak çünkü ama aynı zamanda düşmana delinmeyeceğine emin olmam gerekiyor. Bir ağır borunu da verelim. Engine'i de olsun. Tank şirketimiz var mı lan? Allah belanı vermesin. Var mı? Var, iyi. Modellerden güvenirlik almaya gerek yok. Auto kesinlikle olur. Ekstra armor. Yani %10 armor da buradan alırız. Tamam, tankımız delmez. Deler. Canını da yakar onu bir güzel. Ekstra kaynak istemiyor muydu bu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir de bazı modlarda istiyor ya da bunu da istemiyor. Güzel. Şimdi. Breakthrough daha fazla olur. Kesinlikle olur. Production cost'tan kaçıyor muyuz? Gocunuyor muyuz? Gocunmayalım. Az üretelim ama canavar bir şey olsun, tamam mı? Dizel engine mi? O kadar da değil. Dizel engine, evet. Ama 9'a gider. Gazolan alırsak ya, breakthrough şey ihtiyacımız yok. Güzel, çok güzel. Bayağı sağlam bir tank oldu. Breakthrough'su bir tık az çünkü yan toplarım yok. Ama armor'u süper evinin bile delebileceğini zannetmiyorum. Kullanalım bunu. Ya çok pahalı oldu. Şunu yine şunu alsak. 7 proc hiç önemli değil. Bu güçlü bir şey. Güçlü şeyleri severim. Ama bir o kadar da kaynak tüketecek. Şimdi yavaştan bir 5 tane verelim. Elimiz alışsın. İyi lan. Ayda 4 tane. Yılda yani belki 10 yıl sonra ilk taburumuzu oluştururuz be oğlum be. Gocunmayın. Umarım senden önce gelirim. Etrişinde olan adam sensin çünkü. Güzel. Daha fazla kaynak istiyorum ama daha fazla kaynağı da bulabilirim. O sorun değil. Şimdi bunun topu geldi mi acaba, yeni bir top? O kadar da değil. Peki. Harika. Yani uçağımız maalesef ki yok. Ona yapacak hiçbir şey de yok. Şu anki evrede. Ama uçak araştırıp jetle girersek piyasaya, jet olur yani. Jet olur. Bizi ancak jet kurtarır. O yüzden roket araştıralım. Ya bizi yani 100 yıl boyunca da vursalar itemeyeceklerinden emin oldum. Birkaç cephem var. Ama 100 yıl oynamak istemiyorum. Zor bir savaş çünkü. Yani şuralarda artık tankların girmesi lazım. Gerçekten yani trench warfare'e döndü. Ne onun tankı adam gibi ne de benim tankım var. Kalmadı. İngiliz'e çıktık. O kadar fazla desteğe geldiler ki dayanamayıp geri dönmek zorunda kaldım. Yani bizi tek mi vurdular oradan? Var support.
Nispeten toparlıyor. Weekly change. Bu niye ya? Bu Alexander çok artmış. Düşsün o ya, yani bitsin artık şu çile ya. Vallahi bitsin ya. Bu arada bu mekanik sadece Alman'da var diye biliyorum ama onların böyle bir gereksinimi yok. O canavardan şaka maka bana iki tane versen, hani şurada Antwerp'ında yara yara giderim. Bir de onun yanına bir anti-air tankı düşünür müydük? Hayır, hiç gerek yok. Zaten template'e koyacağım şey de, hatta template'i de yapayım. Mekanize template olacak, yani şunun template olacak. Maintenance olur. Ballistic kampanya girecek. Ya o sinyal kampanya girsin ya da. Recon, light recon'u boş ver. Motorize recon girsin. Topçuyu da boş ver. Onun yerine anti-air girsin. Ya sinyal girsin. Bu modern tank template'imiz bizim. Modern, evet modern. Kırk bit yapacağım. Lois'e dayanamayan bir versiyonu bu ama şey olacak yani, bu zaten attrition olan cephede bu tank kullanmayacağım. Böyle bir lüksüm yok. Lakin şöyle bir olayımız var. Yani havadan gelecek her türlü saldırıya da korunaklı bir tank olacak. Şunlar sayesinde. Ve düşman piyadesine de hani obüs desteği de vereceğim. Garip bir template olacak. Evet, kafamdaki bitirebilsem. Konuşuruz üzerine. 42 bit olabilir. Güzel. Yani olay şu. Hem havayı keseceğiz hem de piyade karşısında birazcık daha üstün olacak. Breakthrough'su bir tık az. Doktrininden dolayı yapacak hiçbir şey yok ona. Ama güzel. Yani fena durmuyor. Yani ya da şunlar yerine de koyabilirdim ama çok pahalı olurdu. Hiç gerek yok. Bu canavardan bana savaşın sonuna kadar, hatta ismini de değiştireyim. 3 tane üresi savaşı değiştiririz. 1 yıl içerisinde 3 tane üresi bile değiştiririz. Canavardan bir bakalım. Kaç yıl diyoruz? Tabii mekanize de yok bizde değil mi? Mekanize de az bir şey. Keşke mekanizeye upgrade verebilseydik. Güzel. Yani haftada 2. Bakın adam olana çok bile. Bakalım açığımıza. Tamı tamına 3800, 3 gün sonra cepheler şenlenecek. Tabi o kadar kalmaz. Bu ne ya? Arabat savaş spamı. O kadar kalmaz yani, top dolacak bir yerden sonra. Zaten tüfek kurtardı. İkinci topçu gireriz. Ondan sonrasında Fransız düzlüklerindeyiz zaten. Yani Amiens'te bizi tutmayacağına göre ve burada fort olmadığına göre hava üstünlüğü olmadan bile onu darma duman ederim. Bir kere daha adam gibi taarruz edersek de bu cephenin işi biter ve Fransızlar denize dökülür. Ardından da İtalyanlar, sonrasında da genel bir taarruza. Ruslar tabi bunu yaparken de İngilizler arasındaki garnizonumuz zaten çok işlevli. Burada çok ciddi düşman tankı ve uçağı tutuyor. Bunlar güzel. Bir arada jet uçağına gideceğiz ama savaş muhtemelen 50-55 gibi bitecek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım seri hoşunuza gidiyordur.